Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında 12. sırayı alan ve Red Bull pilotu Alexander Albon'u geride bırakan Williams sürücüsü George Russell, Red Bull'un Albon'u bir aptal gibi göstermeye çalıştığına inandığını söyledi. RB16'sı ile Hungaroring'de pek çok sıkıntı yaşayan Albon, antrenman seansı sırasında önden kaymadan şikayetçiydi ve 2. sıralama seansında elendi. Takım arkadaşı Max Verstappen 3. sıralama seansına kalmayı başarsa da pole pozisyonu sahibi Lewis Hamilton'ın 1.4 saniye arkasına 7. sıraya yerleşebildi. Avusturya'daki yarışlarda karmaşık performanslar sergileyen Albon büyük bir baskı altına girmiş durumda ve Albon'la Junior kategorilerde yarışmış olan Russell'a göre bu durum Albon'a yapılan büyük bir haksızlık. Albon 2018'de Formula 2 şampiyonluğu için Russell'la büyük mücadele içine girmişti. 2016'da ise GP3 serilerinde Charles Leclerc ile şampiyona için çekişmiş olsa da her iki şampiyonluğu birden rakiplerine kaybetmişti. Sky Sports F1'e konuşan Russell şunları söyledi. Alex'i son 15 senedir tanıyorum. Onunla aynı padokta bulundum. O yarıştığımız en iyi pilotlardan birisi. Max, Charles, hepimiz onun her zaman yaptığı her şeyde en önde yer aldığını söyleyebiliriz. Ve neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Onun için çok ama çok üzülüyorum. Çünkü onu bir aptal gibi gösteriyorlar ve o kesinlikle öyle birisi değil. Yaptığı her şeyde kazanmayı başardı. Bu yüzden ne yaşanıyor bilmiyorum ancak onun için bu işleri çözmeleri lazım. Bugünkü yarışın grid dizilimi için yapılan seansta Russell 12. sırayı elde ederek Albon'un küçük bir farklı önünde yer aldı. Russell'ın takım arkadaşı Nicholas Latifi ise 15. en iyi zamanı yakalayarak 2018 İtalya Grand Prix'sinden beri her iki Williams aracının birden Q2'ye çıkmasını sağladılar. O seansta ise Sergei Sirotkin 12. sırada yer alırken Lance Stroll 3. seansa geçiş yapma şansı yakalamış olsa da her iki araç birden yarışı puan almadan tamamlamıştı. Russell performansları hakkında şunları söyledi. Hedefimiz 2. seansa çıkmak ve alfalarla Haas'ları geçmekti. İlk seansın başlangıcıyla beraber araç hayata döndü ve iyi bir ritim yakaladık. Ben de olabildiğince zorladım. 2 hafta üst üste 3. seansı çok küçük farklarla kaçırmak aslında çok can sıkıcı bir durum. Biraz daha ileride olmak isterdim çünkü gerçekten çok can sıkıcı bir his. Ancak aldığım sonuçtan gayet memnunum. Bunun yanında Red Bull sürücüsü Max Verstappen, Alex Albon'un durumu hakkında yorum yapan George Russell'a yanıt verdi. Russell'ın söylediği sözler Albon'un takım arkadaşı Max Verstappen'e soruldu. Hollandalı pilotun yanıtı ise şu şekilde oldu. Her şeyden önce George'un Red Bull hakkında hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum. Bu yüzden başka biri hakkında konuşmak yerine aracına ve performansına odaklanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim açımdan bakarsam sanırım her zaman araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince zorlamaya çalışıyorum. Her zaman sınırları zorluyorum. Ayrıca Verstappen, Vettel'in Racing Point'e geçişinin Mercedes ve Aston Martin benzerliği göz önüne alındığında kendisini endişelendirmediğini de söyledi. Hayır, endişeli değilim. Çünkü onlar Mercedes'e kıyasla hiçbir zaman şampiyonluk mücadelesinde olmayacaklar. Bakın, Mercedes'in bir saniye arkasındalar. Kopyalarsanız daima geride kalırsınız.